Merhaba arkadaşlar. Sakin olun, her şey yolunda. Ben Niyazi Pekcan'ın avatarıyım. Hani sizlere sunumlarda, çok yakında inanılmaz değişimler ve gelişmeler olacak diyor ya. Bu videoda, o değişimlerin sadece binden birisi. Geleceğe hazır mısınız? Önümüzdeki yıllarda inanılmaz şeyler olacak, tahmin edemeyeceğiniz gelişmeler olacak. Siz hangi açıda bakarsanız, hangi tarafı tercih ederseniz, o tarafta kalacaksınız, o sizin kendi tercihiniz. Bazı şeyler sizler için kolaylaşacak, bazı şeyler ise zorlaşacak. En başta, bu gelişmelere direnenler kaybedecek, bu gelişmeleri kabul etmeyenler kaybedecek. Şu an izlediğiniz bu videoda, çok yakında, ilkel teknoloji ile hazırlanmış diyebileceksiniz. Çünkü değişim bu kadar hızlı oluyor. Bir yandan işsizlik sayısı korkunç oranlara yükselirken, diğer yandan kısa süre içerisinde tahmin edemeyeceğiniz büyük servetler kazanma fırsatları da olacak. Gün sonunda sizler de hangi tarafı tercih ederseniz, o tarafta kalacaksınız. Her şey bir tercih meselesi. Her şey, daha önce verilmiş kararların neticesidir. Ama sizler zaten bunları defalarca duydunuz. Çok yakında, böyle bir seçenek ile karşı karşıya kalmış olsanız, hangisini tercih ederdiniz? Azınlığın seçtiği yol mu? Çoğunluğun gittiği yol mu? Kısa bir ipucu vereyim. Bugün, dünkü yaptığınızı yapıyorsanız, yarın da bugünkü gibi yaşayacaksınız. Bunu bilmek için, illaki bir kahin veya falcı olmak gerek değil ki. Bir şeyler değiştirmek istiyor musunuz? Öyleyse, en başta, düşüncenizi değiştirmelisiniz. Düşüncelerine dikkat et. Onlar sözlerine dönüşür. Sözlerine dikkat et. Onlar, hareketlerine dönüşür. Hareketlerine dikkat et. Onlar alışkanlıklarına dönüşür. Alışkanlıklarına dikkat et. Onlar karakterini oluşturur. Karakterine dikkat et. Bu da hayatını şekillendirir. Hayatın ve yaşam tarzın. Düşüncelerini oluşturur. Ve tekrar başa dönersiniz. Kocaman bir hayatı, başkaları için çalışarak, emeğinizi, bilek gücünüzü, zamanınızı, gençliğinizi, sağlığınızı, sadece hayatta kalmak için harcamış olursunuz. Yaşamak, sadece başkaları için çalışmak olmamalı. Onlar için çalıştığınız kişiler de, aynen sizler gibi dünyaya geldiler. Neden, zamanınızın, hayatınızın, gençliğinizin bedeli ne kadar olduğuna, onlara karar verdiriyorsunuz.